50 iş başvurusu var, yani işsiz de var ister istemez. İş başvurusu direkt tehdit ediyorduk. Kendinize gelin, ayağınızı dengelin, hepinizi kapının önüne koyun, hiçbiriniz acımam gibi böyle kuşkuşucu tehditler falan. Yani artık işçi dayanamaz orada. Bir şey yapmak lazım artık. Yani bir şeyle değişmesi lazım burada. Sonra ilk önce güven örgütlenmesi denen bir şey vardır. Biz ilk önce kendi tarafımızda güven örgütlenmesini yaptık. Toplam 22 kişi çalışıyorduk iki vardiyada. 22 kişi tek yürek olduk. Ve dedik ya bu dışarıda dur demenin zamanı geldi. Sonra bir ay, bir buçuk ay kendimize bir kuvvet lazım. Bu yolda haklı çıkacağımız sendika lazım. Sendika arayışına girdik. Çok çeşitli sendikalarla tanıştık. Ha, tanışırken iş yerinizi söylemeden, hangi birinizle çalıştığını söylemeden bu şekilde. Kimi sendika örgütlerinin hazır olun geldi böyle hazıra konalım dedi. Kimi sendika siz orada üstünlüğü sağlayın dedi. Ondan sonra biz gerekeni yapalım dedi. Böyle böyle hep hazıra konan çeşitler de vardı. Sonra Asalettin Bey'le tanıştırdı bir arkadaş bizi. Asalettin Bey'e durumu anlattı. Dedik böyle böyle firmada çalışıyoruz. Firma ihracat firmasıdır. Fakat bu şartlar altında çalışıyoruz. Biz düzeni değiştirmek istiyoruz. Biz sadece dokuma bölümü olarak fabrikanın 5 ana bölümünden bir tanesiyiz. Konfeksiyon bölümü var, kutu paket bölümü var, ondan sonra son kontrol bölümü var, Singer bölümü, ütü bölümü var. Neyse biz dokum olarak bu firmayı değiştirmek istiyoruz. Biz 12 saat çalışıyoruz, diğer bölüm aslında hukuki çalışıyorlar. Sabah saati 7'de, 7.30, 5 başı yapıyorlar, akşam 6'da bırakıyorlar. Cumartesi pazar normal tarihinde onlar hukuki çalışıyor ama biz hukuki çalışıyoruz. Normalde 45 saat raftan çalışma saati, biz 72 saat çalışıyoruz. Asalettin Bey de tamamen dedi bu konu hakkında dedi her türlü konu dedi sizin yanınızdayım dedi. Kesinlikle ben dedi kendi bir işçi sınırına adamış bir insanım dedi. Şimdiye kadar hiçbir davamı da Allah'a şükür kaybetmedim ki kaybetmem de dedi. Çünkü benim bir resim var dedi. O da tamamen dedi yalana karşıyım ben dedi. Neyse buyur. Bu bize gerçekten büyük bir güven verdi. O şekilde hep beraber gittik bir sendikaya üye oldu. Sonra dediğimiz gibi bu eylemi artık başlatmamız gerekiyordu. Yine böyle 2 sene önce Ramazan bayramından bir hafta önce normalde zam ayırdı. Zam almamız gerekiyordu. Zaten bir ayda falan zamları da erteliyorlardı. O zaman nasıl yapıyorduk? Maaşın bir kısmı bankaya yatıyor, bir kısmını evden veriyorlar. Sadece bankaya yatan bizim maaşlı gözüküyor. Yani asgari ücret gözüküyordu. Dedik böyle bankaya yatan bir şey yapamayız ama elden verilen maaşları almayalım. Ve bu maaş aldığı zaman ne yapıyorsun? Aylık maaş bodrosunu imzalıyorsun ağzına dair. Bu bodroları da imzalamayalım. Bu şekilde elimize başlayalım diye bir fikir geldi. Bu şekilde başladı. Akşam geldik. Normalde biz gece vardiyasız o zaman. Akşam geldik. Muhasebeci indi aşağıya. Dedi arkadaşlar dedi elden maaşlar da artacak dedi. Çıktık zam verildi mi? Zamlar daha verilmiyor. Biz dedik maaşları kabul etmiyoruz, almıyoruz. Biz gece vardiyası olarak almadık. Sabaha kadar 4-5 defa toplantı yapıldı. Genel müdür geldi, personel müdürü geldi, idare amiri geldi. 4-5 defa toplantı yapıldı. Fakat dediğim gibi yani hep beraber başladık, hep beraber noktalandıracağız bu olayı. Sonra gündüz vardiyası geldi. Aynı şekilde gündüz vardiyasında çeşitli toplantılar yapılmış. Onlar da bir adım geri yapmadılar. Tabii bu arada işverenler devreye girmiyor. İşverenler izliyor bizi yukarıdan yani. Gel işverenler bizi ne yapıyor? İdare amirleri çözmeye çalışıyor. Sonra bir akşamdan vardiya değişiminde 4 tane arkadaşı o binadan bu binaya çağırdılar. Doğan Bey kendisi çağırmış. Sonra bunların iş hat sözleşmelerini feshetmiş. İşten çıkartmış 4 kişi. Bize bilgimiz geldi. Ne zaman oldu abi? 2 sene, 2,5 sene önce. Ha. 2,5 sene yani 8 saate geçti günü anlatıyorum. Ha, o sürede. Neyse, madem 4 kişi işten atıldı, biz de bundan sonra etkiye tepki yapmamız gerekiyor. O tarihten itibaren 8 saatimizi doldurduktan sonra kartlarımızı basıp çıkacağız. Bu kararı alacağız. Cuma günüydü, günlerden Cuma günü kaplaştık markası. Cuma günü gündüz vardiyası olarak anlaştık. Saat 6.30'da normalde kartlarımızı basıp çıkacağız ama 8'deydi normal paydosumuz. Tam 6'ya 10 geçe, ki bu duyurmuş büyük ihtimal onlara, birileri artık göndermiş gibi yapacağımız eylemi. Patron, genel müdür, personel müdürü, idare amirleri hep beraber aşağı indiler. Bakın makine bize kapattırdılar, durdurdular. Arkadaşlar bir konuşma yapacağız dediler. Masa var kontrol masası kokma dairesinde. Oranın başına toplandı. Orada konuşma yapıyor. Sonra bize duygu sömürüsü yapmaya başlar. Yaptığınız şeyler yanlıştır. Siz buraya 12 saat olarak anlaştınız. Bu şekilde çalışmak zorundasınız. Piyasada bütün firmalar 12 saat çalışıyor. Biz de bu şekilde çalışıyoruz. Fakat zamlarınız gecikti. Bundan dolayı özür dileriz. Ama zamlıklarınız normal verildiği zamdan 2 katına
çıktı. Bundan bilginiz olsun. Gelin biz bunu anlaşmaya varalım. Zamlarınızı alın. Çalışmaya devam edelim. Sonra tekrar duyduk sonra yaptı. Burada bir ihracat firmasına çalışıyoruz. Merkezi ise Çin'e gider, Bangladeş'e gider. Bu şekilde Türkiye zarar görür, işveren zarar görür, işçiler zarar görür. Biz de kesinlikle geri adım atmıyoruz. Korkacağız eğer bir şey yoksa. Biz artık paylaş etmek istiyoruz. Çünkü bizim mesai saatimiz bitti. Bize göre bitti. İptal etti. Öyle deyince gözümün önünde kartları bastık bastık çıktı. Üstelik dokuma şefi geldi benim kolumu tuttu. Nereye gidiyorsun falan. Ben de kendisine dedim. Bırak beni dedim. Benim saatim dolmuştum artık kanun olarak. Yarın sabah gelmek üzere. Aynı akşamdan çıktım kartım masadan. Bu şekilde hep beraber bir tane bile vermeden bir tane bile olarak gündüz vardiyası çıktık. Aynı şekilde gece vardiyası geldi. İşbaşı yaptı 8'de. Onlar da sabah 6.30'da kart basıp çıktılar. Bu şekilde 3 gün çıktılar. Cumartesi tabii hiç gelmedik. Normalde cumartesi çalışma yoktu. Çünkü bu şekilde doldurmuştuk. Bu saat sonra, bu hafta 45 saatini doldurmuştuk zaten. Cuma günü zaten 12 saat çalıştık ya. Neyse. Pazartesi günü de bir haber geldi. Dedi arkadaşlar dedi. Akşam patron tarafından genel bir toplantı yapacak ki vardı ya. Bu akşam 8'e kadar çalışın. 8'de diğer vardiyaya da gelsin. Hep beraber karar alındı. Bu tebliğ edilecek. Hayır efendim kesinlikle 6.30'da paydos ediyoruz. Dışarıda bekliyoruz. Akşam 8'e tekrar geliyoruz. Toplantınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptık. 6.30'da çıktık. Akşam geldi toplantısını yaptı. Arkadaşlar dediler istemiş olduğunuz 8 saat verildi size. Bundan sonra firma 8 saate dönecek dedi. Ve maaşlarınıza dedi güzel bir zam yapıldı. O zaman 850 milyon üstümüz. 750 milyon artmış şekilde maaşlarımız vardı. Bu da 100'e çekildi direkt. Bu şekilde zamımız da aldık. Bundan sonra 8 saat çalışacağız. Dedik Hale Hanım'dı kendisi patron. Hale Hanım dedik yani bu işlerisiniz bu süreçte dedik güven şey oldu dedik. Zedelenmesi oldu dedik. İsterseniz biz bunu dedik yazılı yapalım dedik. Bu takım sözleşmesi imzalayarak işçi ve işveren arasında. Orada dedi ki kesinlikle dedi ben konuşuyorum ben dedi. Benim sözümden dedi kimse geri çıkamaz dedi. Bu süreçten sonra kimse sizi işten atamaz. Aklınızda hiçbir baskı yapılamaz. Hiçbir hukuki işlem yapılamaz. 8 saat boyunca düzenli bir şekilde siz çalışacaksınız. Aklınızı sonuna kadar alacaksınız. Madem söz veriyorsanız size güveniyoruz dedik. Biz de karşılığında işimizi en gerekli şekilde yapacağız. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu 2 sene sürdü. 2 sene boyunca çok baskı gördük. Yeni bir söz sözlerinde hazırladılar. En ufak hataya tutunan doktorlar, ihtarlar yazıldılar. Gece evine istirahata giden adam evden geri çağırdılar. Sözlü hakaretler duyduk. Fakat biz şuna dedik, bize dedik patron dedik, işveren bir söz verdi dedik. Bunu yapanlar papazdan çok, kraldan çok kralcılığı oynayanlar yapıyor bunu. İdareler kendi arasında yapıyorlar, bir şeyleri ispatlamaya çalışıyorlar. Biz ona bunları cahilliğine verelim. Kesinlikle baskı yapmayalım, bir karşılık vermeyelim. Bu şekilde bir şekilde gidiyordu. Ta ki bundan bir ay önceye kadar sonra bir karar alınmış yönetim tarafından. Makine sayılı, çarşamba makine sayılı normalde bir makineci 4 makineden 6 makineye çıkartmışlar. Yani iş yükünü %50 yükseltmişler. Tek taraflı böyle bir karar almışlar. Geldiler makine düzeni değiştiriyorlar. Tabii ki biz de merak ettik idaretine. Dedik böyle böyle bu makine düzeni neden değişiyor yani? Bir karar mı aldı şirket tarafından? Çünkü bizim bilgimiz yok. Bu makine çarşamba işçiler bizleriz. Bizim bilmemiz en doğal hakkımız. Önce bize söylenmesi lazım. Arkadaşlar yönetim karar aldı. Bundan sonra 6 makine yapacak herkes. 4 makine 6 makine çıkarıldı. Bu şekilde bir karar aldı. Buna da herkes uyacaklar. Bunun karşılığı verilir verilmez o zaman ayında belli olacak. Onu bir şey söyleyemiyorum. Ama işveren bu karar aldığı için hepiniz uymak zorundasınız. Yok dedik bu şekilde olmaz. Tek taraflı olmaz. Sen işverensin ben işçiyim. Sen çalışıyorsun ben çalışıyorum. Bu şekilde 4 makinede zaten isterseniz insanlar hatalar yapıyor. Hatanın karşılığını tutanak tutunuyor. İhtarlar yazılıyor. Bıçaklar atılıyor. Evden geri çağrılıyor. Bu baskı böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra 6 makine bakacaksınız. Bu kalitenize düşecektir. Size de zarar verecektir. Bu şekilde bunu kesinlikle kabul etmiyor. Diyerek bu şekilde bir iddialaşma çıktı işçi işveren arasında. Bu bir ay sürdü. Bu bir ay içerisinde evlerimize ihtarname gönderdiler. Ailelerin huzuru bozulsun diye. Sizi tazminatsızlığa atacağız. Sizin hakkınızı verirmen işlere atılacaksınız. Çünkü işverenin işini durduruyorsunuz. Makineni açmıyorsunuz. Bunu kesinlikle kabul ettiniz. Çünkü normalde bakmış olduğumuz makineye biz baktık bu süreçte. Çalıştırdık yani. Sadece ek olarak verilen makineleri açmadık. O makineyi de durdurmadık. Çalışırken durdurmadık yani. Pazartesi sabahı normalde ne yaparsın? Pazar günü tatil ya. Makine kapanıyor normalde cumartesi akşam. Pazartesi sabah tekrar açıyoruz. O zaman süreçte açmadık, hiç açmadık yani. Ama normal çalıştırıyoruz makineleri, çalıştırdık bu süreçte. Sonra bu eve gelen ihtarlardan sonra genel bir toplantı yaptı. Toplantıyı yapan da genel müdür, Arif Bey, genel müdür. Arkadaşlar dedi, böyle bir karar alındı ama bu kararı alanlar dedi, işverenler dedi, kesinlikle dedi, bunların dedi, farklı hissedilir, gelecektir dedi. Artık dedi, bu kararı dedi, isteyen müşteriler dedi, müşteriler istiyor dedi. Mesela bu şekilde dedi, ama alakası yok. Şimdi müşterilere yazı yazıyorlar, kesinlikle bu kararı şirket yönetimi almıştır. Bu şekilde bu uygulamaya gerek duymuştur, şu sebeplerden, kendilerinden haklı sebepler artık neyse. Biri bir şekilde açıklama yapıyor, öbürü değişik bir şekilde yazı yazıyorlar yani. Böyle bir şey var, çekiliş var. Onun üzerine atıyor. En son geçen hafta
ayın 4'ü cumartesi günü tekrar bir toplantı yapıldı. Genel müdür geldi, personel müdürü geldi. Dedi arkadaşlar dedi, biliyorsunuz 1,5 aydır bir süreç yaşıyoruz. Fakat anlaşılan bir şey var ki bu süreci de siz de adım atmıyorsunuz, biz de adım atmıyoruz. Bundan sonra bu süreci de hukuk çözecek dedi. Biz de dedik ne uygun olursa olsun, hukuk çözsün, hukuk çözsün. Siz çözüyorsanız siz çözün ama bir şekilde biz geri adım atmıyoruz. O şekilde tamam dedi, karar süreci de tekrar tebliğ edilecek dedi. Artı oraya haftalar normalde çalışma listesi asılır panoya. Oraya listeler asılmış, normalde geçen hafta pazartesi günü çalışmamız gereken saatlerimiz, vardiyalarımız belliydi. Çalışacak gibi biliyorduk. Geçen hafta pazartesi sabahı normalde 3 vardiyadır bizim orası. 7-3, 3-11, 11-7 şeklinde. 7-3 vardiyası geliyor. Saat 6.30 gibi 6 çeyrek çevre içeri giriyorlar. En üst katta yemekhane vardır. Yemekhanede orada niyet olmayanlar kahvaltısını yapıyor. Niyet olanlar istirahat yapıyor. Nereye kadar? Saat 7'de iş başı yapacağı takviye kadar. Neyse güvenlik geliyor. Arkadaşlar yönetim bir karar almış. Örgüt dairesinde çalışanları içeri alınmayacakmış. Bilginiz yoktu. Yeni tebliğ geldi. O yüzden sizi dışarı çıkartmak zorundayım diyor. Çağo giren arkadaşlar dışarı çıkartıyorlar. Sonra patronlardan bir tanesi geliyor. İdare amiri geliyor. İnsan kaynakları geliyor. Arkadaşlar diyorlar, biz sizi normalde işten çıkaracaktık ama son bir şans veriyoruz. O da şu şekilde bir şans. Ya altı makine kabul edeceksiniz, yeni bir sözleşme imzalayacaksınız. Ya haklarınızı kuruş kuruşuna veriyoruz, alacaksınız. Veyahut da sizi işten işten çıkartıyoruz. Ne yapıyorsanız yapabilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Sonra 12 kişi 7-3 vardiyasından çıkarıldı. 12 kişi geldikten sonra burada çadır kuruldu. 3-11 vardiyasına gittik hep beraber. 3-11 vardiyasından 11 kişi alınmadı. Akşam 11'de 11-7 vardiyasına gittik. 11-7 vardiyasından 12 kişi alınmadı. Toplam 35 kişi çıkarıldı. Bir tanesi de raporlu olduğu için, yaklaşık 10 gün bir rapor almıştı. Kendisi kaza geçirdi bu süreçten önce. Raporlu olduğu için çıkarılma tebliği aslında gönderilmemiş ama bize yapılan muamele ona da yapıldı. Maaşlar onun da yatırılmadı. Sonra verilen sayıda onun da çıkarıldığı söylendi. 36 kişi olan söylendi. Şimdi onun istirahatı daha bitmedi. Bittiği zaman tekrar iş başına açacak. Orada belli olacak zaten kesinlikle. Ama büyük ihtimal çıkarıldı. O da çıkarıldı. O yüzden geçen hafta pazartesinden itibaren neden şimdi de başladık, çadırla başladık. Geçen hafta salı günü Alman konsolosluğuna yürüdük hep beraber. Niye Alman konsolosluğuna yürüdük? Çünkü bu firmanın çalışmış olduğu markaların büyük bir çoğunluğu Alman şirketine ait, Alman şirketine hükümetine ait. O yüzden dolayı sıkıntılarımızı söyledik. Bu şekilde dedik, sebeplerden dolayı 35 kişi işten atıldı. Bundan onlara da açıklamamızı dile getirdik. Alman konsolosluğu da Hasanettin Bey'e gerekli bilgileri verdi. Destek çocuklarını söyledi, hükümete bildireceklerini söyledi sıkıntıların. O süreçten dolayı hem markalardan hem de buradan direnişimize devam ediyoruz. Süreç budur yani şimdi. Şimdi ne